Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor öğretim üyesi Cengiz Şanlı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. E, hocam tabii çok önemli konu başlıklarımız var. Özellikle normal doğum ve suda doğum. Nitekim hastanenize de suda doğum noktasında önemli bir merkez e, kazandırılacak. Bunların detaylarını konuşacağız ama... Öncesinde isterseniz e, birkaç cümleyle sizi tanıyalım. E, Cengiz Şanlı kimdir efendim? Efendim ben e, Kayserliyim. 8 yıldır Elazığ'dayım. 4 e, yıldır da Filsegin Şehir Hastanesi'nde çalışmaktayım. E, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Hizmet veriyoruz. Peki. Hocam tabii aslında önemli bir görev nitekim yeni bebekleri dünyaya getirmek. Evet. Nitekim bu süreçte 9 ay boyunca evlatlarını karınlarında taşıyan annelere destek olmak ve bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek. Bundan öncesinde aslında birkaç gün kamuoyunun Türkiye'nin gündemine evet. düşen sıcak bir olay var Yeni Doğan Çetesi. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Bu noktadaki fikirlerinizi de almak isteriz. Yani bu konuda açıkçası benim bir doktor olarak ve etrafımdaki sağlık çalışan arkadaşlarıma baktığım zaman bunun olası olduğunu düşünemiyorum. Nasıl yapılabildiğini düşünemiyorum. Çünkü bizim bu gebelik sürecinde... Doğum sürecinde e, gerek kendimin, gerek arkadaşlarımın, gerek diğer hemşanlar ebanımlar verdiği çabayı gördüğüm zaman bunu gerçekten aklım almıyor. İnsanlık dışı bir olay. E, burada benim aslında hastalarımıza söyleyeceğim şey şu. Tabii ki her meslek grubunda insanız, çürük elmalar olabilir. Ama bu, bunu genellemeyin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü biz şununla karşılaşmaya başladık. Yeni Doğan Doktor arkadaşlarımız özellikle tedavi etleri ya da e, asılsız suçlamalar bunlarla ilgili hani bu konuda gerçekten e, tüm e, sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor İnanın bir doğum olduğu zaman e, belki kendi çocuğumuz olduğunda o kadar mutlu olmuyoruz o çocuğu sağlıklı annenin kucağına verdiğimiz zaman ya da bir Yeni Doğan bir çocuk e, taburcu olduğu zaman. Değil mi? Çok farklı bir duygu tabii, aslında sizler için hocam. Yani biz bununla ilgili çok toplantılar da yapıyoruz. Nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? Yeni doğan konusunda, yeni doğan bir anneyle ilgili bir komplikasyon olduğunda, bebekle ilgili bir komplikasyon olduğunda gerek hastanemizde, gerek müdürlükle zaten aylık toplantılarımız oluyor. Onun haricinde kendi aramızda bir şey olduysa toplantılar yapıyoruz. Sürekli e, kendimizi çekediyoruz Bununla ilgili çok özverili çalışıyoruz. Yeni doğanla ilgili de hani şöyle bir algı oluşmasın. Oraya yatan her bebek gereksiz yatıyor. Ya da yani oraya yatan bir bebekten kazanılacak bir para sizin mesleğinizle ya da insani vicdanınızla ölçecek bir şey değil. O yüzden Kesinlikle. bu münferit bir olay. Bunu genellemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten de ifade ettiğiniz gibi hocam bir can yani hani yani. insanlık dışı bir olay. Ee, i̇nsanın daha çok küçücük bir bebeğe evet. kıyması da yani. e, kabul edilebilir e, bir durum söz konusu değil. Peki, e, hocam normal doğum nedir? Bununla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? E, bu arada sevgili izleyicilerimize de aktarmış olalım. E, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Şanlı hocamıza sorularınız varsa sorularınızı da WhatsApp ihbar hattımızdan alalım. Hocamıza da bu noktada yönlendirmiş olalım. Evet hocam normal doğum nedir? Şimdi normal doğum, e, önce gebelik sürecini anlatayım biraz Olur. genel olarak. Gebelik süreci dediğimiz annenin rahminde çocuğun gelişme süreci diye tanımlayabiliriz. Burada süreç olarak aslında biz daha çok hafta üzerinden gidiyoruz ama kısaca 9 ay 10 gün gibi söyleyebiliriz bir gebelik, normal bir gebelik sürecini. Yani 37 ila 41 haftalar arasına gelmiş bir bebe bir gebeliğe biz miyat, yani zamanı gelmiş bir gebelik diye söylüyoruz. Bu hafta olayı şundan dolayı önemli. 37 ila 41 hafta olması, hani 38'de doğan, Erken doğmuş, 39'da doğan geç doğmuş, zamanlı doğmuş gibi bir durum değil aslında. 37 haftaya geçtiğinde çocuğun biz akciğer gelişimini tamamladığını, vücut gelişimini tamamladığını düşünüyoruz. Zaten normal doğumda adı üzerinde fizyolojik olan durum. Yani vücudun kendi kasılması başlayarak çocuğu bir şekilde dışarı atması. Ha, tabii ki her zaman bu süreç böyle gitmiyor. Yani kendiliğinden başlayamayabilir ağırlar. Burada suni sancı dediğimiz aslında buradaki suni sancıdan kastımız da olmayan bir ağrıyı oluşturmak değil. Hastanın ağrıyla ilgili duyularını açığa çıkarmak. Belli ilaçlarla bunu açığa çıkarıyoruz. Rahim dediğimizde bir balon gibi düşünebiliriz aslında. Balonun üst kısmı, rahmin üst kısmı, ağız kısmında servis dediğimiz rahim ağzı diye düşünebiliriz. Bu vajinaya, dış tarafa açılan kısım. Normal doğum sürecinde, miat tamamlandığında ya da doğum başladığında üst taraf kasılıp, Alt tarafımda belli bir geniş açıklığa ulaşması ve silinmesi, kısalması lazım. Bu sürecin geçmesi lazım. Bunlar tamamlandığında tıbbi bir komplikasyon yoksa çocuk olağan bir fizyolojik bir şekilde doğum olur. Normal doğum süreci bu şekilde ilerlemekte. Peki hocam herkes normal doğum yapabilir mi? Herkes normal doğum yapabilir mi? Bu aslında... Şöyle bir soru. Yani mesela ee, gibi bir hastanız geldi ilk sürece itibariyle e, hamile olduğunu söylediniz ve bu süreci sizinle devam ettirdi. 9 ay 10 gün dediniz e, ama tabi bu 37. haftada da olabilir 38. Evet. haftada da olabilir ama e, bir süreç bekliyorsa net 9 ay 10 gün dediniz. Bu süreçte... İşte mesela suda doğumdan da bahsedeceğiz ama birçok doğum yöntemleri var. İşte sezeryan, normal doğum, işte ifade ettiğiniz gibi suda doğum falan. Bu hastanın kendi tercihine mi bırakılıyor yoksa? Yani şöyle, bu süreçte hastayı değerlendiriyoruz. Ya da Bir hasta işte ben normal doğum yapmak istiyorum dediği zaman normal doğum mu yapabiliyor mu? O bizim değerlendirme sürecimizde. Eğer bir komplikasyon yoksa, olağan dışı bir durum yoksa tabii ki ilk seçeneğimiz normal doğum. Çünkü fizyoloji en uygun olanı bu. Ee, Sezeren dediğimiz bir ameliyat çeşidi. Yani hastada işte e, tıbbi bir komplikasyon varsa çocuk çok büyük olabilir. Annede bazı kas hastalıkları olabilir ya da doğum el vermeyen durumlar olabilir. Böyle bir şey olursa o zaman zaten biz öneriyoruz hastamıza ya da çocuk ters geliyor olabilir. O zaman da illa normal doğum olacak diye hastayı zorlamanın bir manası yok. Ki e, zaten hani doktorlarına güvensinler. E, doktor gerekli olursa zaten Sezeren doğumu önerir. Sezeren bizim için bir ameliyat ve büyük ameliyatlar grubunda tanımladığımız bir ameliyat çeşidi. Yani biz burada e, hani halk arasında yedi kat açılıyor şeklinde görünüyor. Evet, hani hastanın tamamen karnına giriyoruz ve buradan rahmi bulup rahmine de bir kese atıyoruz buradan çocuğu çıkarıyoruz. Yani biz siz elinizin bile bir kesildiğini düşünseniz, eliniz kesildiğinde tamam iyileşiyor ama bir sekel kalıyor burada, bir incelik oluşuyor. Ki iç organları düşünün. Yani biz ameliyatta iç organlarla baş başayız. Tabii ki komplikasyon oranı artıyor. Bir de gebelikte vücudun üçte bir kanını, yani büyük bir çoğunluğunu rahme geliyor. Burada kanama, ciddi kanamalarla, hayati kanamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ee, tabii ki bu şu demek değil. Hani sezaran bir öcüdür. Sezaran olmayın. Gerekli olduğunda tabii ki yapılabilir. Ama normal rutin süreçte normal doğum olmalıdır. Normal doğuma zaten genel olarak da hem bakanlığımızın hem tıbbi uygulayıcı olarak bizim yönlendirmemiz e, ve tercihimiz normal doğumdan yana. Peki hocam bu sürece hastalar nasıl hazırlanıyor ya da yaşadığı zorluklar var mı? Mutlaka ki korkuları vardır. İşte ifade evet. ettiniz Normal doğum aslında vücudun sergilediği bir süreçtir işte kasların kısılmasıyla, sancının ve ağrının gelmesiyle ama bu durum söz konusu değilse suni sancılarla bu görevi üstleniyoruz dediniz. Biraz bunu daha çok detaylandıracak olursanız bu süreç nasıl işliyor? Yani bu süreçte hastalarımızdan aslında e, biz ilk andan itibaren danışmanlık veriyoruz. E, hastaya bir kere normal doğum sürecinde ve gebelik sürecinde benim ilk ifade ettiğim şey sabır, sabır konusu. Çünkü... Evet, normal doğumdaki ağrı çok şiddetli. Bu da bizim istediğimiz bir şey aslında. Çünkü rahim kasıldığı zaman burada e, kanlanma ile alakalı bazı durumlar oluyor ve e, şey ağrısı artıyor hastamızın. Bu bizim istediğimiz bir şey. Biz bu zaten işte durumu sürekli olarak nesne dediğimiz cihazımızla kontrol ediyoruz. Hastanın e, genel durumunu, hastanın tansiyonu, genel e, yaşam belirtilerini, çocuğun kalp atımını, hastanın ağrı durumunu hepsini biz zaten anlık kontrol altında tutuyoruz cihazlarla, kendi muayenelerimizle. Ee, hastalardan danışmanlıkta söylediğimiz şey ise ağrının olabileceğini anlatmamız gerekiyor. Ve hastaların aslında e, korku oluşturmasındaki en büyük şey kötü deneyimler. Yani etrafından belki doğum yapan birisi anlatıyor işte doğumla ilgili kötü bir deneyimini anlatıyor ve hasta da bunun kendinin başına gelebileceğinden korkuyor. Bununla ilgili en baştan gerek doktorundan, gerek ebelerden destek aldığında ise bu aslında bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış. Bir danışmanlık aldığında hasta kendi korkuları hem azalıyor, bu doğum sürecinin daha iyi ve daha sağlıklı yürümesini sağlıyor. Ki bu konuda hem bizim hastanemizde hem de e, şu anda Türkiye'nin birçok yerindeki devlet hastanelerinde e, gebe okul denilen üniversite, yerler var. Burada ne oluyor? Şimdi burada kadın doğum uzmanımız var. Beslenme uzmanımız var, fizyoterapistimiz var. Hastanın alabileceği e, tüm hizmetleri burada sağlıyoruz. Biz gebelik tanısı koyduğumuz zaman hastamızı gebe okulumuza yönlendiriyoruz. Burada belli zamanlarda toplantılar yapılıyor. Dersler düzenleniyor. Gerek online, gerekse hastanın direkt katılımıyla ilgili. Yani bunu şunun için söylüyorum. Hastalar bazen işte gelemeyeceği için, hastaneye gelip gitmek zor olduğu için katılmak istemeyebiliyor ama online toplantılar da yapılıyor. Hastalar bunlara katıldığı zaman daha kolay bir gebelik süreci geçirecekler, uyumları da artacak ve böylelikle daha komplikasyonsuz, daha böyle istenmeyen durumların ortaya çıkmadığı doğumlar gerçekleşiyor ki bu çocuğun sağlığına da yansıyor. Annenin daha sonra emzirmesine de yansıyor. Değil mi? Bir de o kısmı var. Yani doğumdan sonra emzirme Tabii. süreci de çok önemli yani. hocam. Emzirme ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani emzirme ile ilgili bizim aslında Doğru çok... Doğru bilinen yanlışlar ne hocam? Mesela çok, ilk 6 ay anne sütü deniliyor. Ama bu 6 aylık süreç içerisinde hiçbir ek gıda vermemek mi lazım? Şimdi Bazı anneler mesela ya da çevremizden duydukları hani su bile verilmiyor ya da verene tepki gösterirler. Doğru bilinen yani deniz, şöyle, yanlışlar nelerdir? Burada yanlış uygulamalar hastalarımızda gördüğüm e, geleneksel uygulamalar var. Yani işte hastanın e, doğduğunda, çocuk doğduğunda e, hemen ağzına bir parça işte hurma vermek gibi, biraz su vermek gibi. Hani bunlar aslında tabii ki çocuk doktoru arkadaşların uzmanlık alanı ama bunlar çok önerilen şeyler değil. İlk 6 ay anne sütünü destekliyoruz. Biz özellikle emzirme konusunda hastanemizde Belki de 2-3 haftada bir sürekli toplantı yapıyoruz. Biz bu e, şey emzirme oranımız nedir? Nasıl artırabiliriz? Annelere nasıl ulaşabiliriz? Bu, e, hastanemizde yüzün üzerinde emzirme danışmanı var. Peki oran nedir? Elazığlılar bu noktada bilinçli mi? Yani e, hastanede kaldığı sürece evet bilinçli. Ama daha sonra genelde yaşadığımız sorun ev kısmı. Çünkü ne kadar olsa da evet orada uyum sağlanıyor ama geleneksel yöntemler Ağır aşmak biraz zor oluyor. Burada e, hastalarımızdan ricam şu, gelsinler hastanemizde e, emzirme danışman arka, danışman arkadaşlarla mutlaka birebir temasta bulunsunlar. Mutlaka danışsınlar ve e, danışma arttıkça arkadaşlar da o kadar mutlu oluyor ki daha da teşvik edici oluyor. E, bununla ilgili hastanede sürekli sertifika programı düzenleniyor. Bilimsel e, toplantılar yapılıyor, bununla ilgili e, güncel gelişmeler takip ediliyor. Belki de hani abartıyor gibi görünebilirim ama gerçekten şeyde, hastanede e, bu konuyu çok önemsiyoruz. Bununla ilgili sürekli eğitimleri artırıyoruz. Bir hastamız zaten doğum yaptığında e, ilk etapta hemen bir o anda şey veriliyor, emzirme eğitimi veriliyor, daha sonra birebir çocuğu tutarak ona göre bir eğitim veriliyor hasta yapamıyorsa tekrar 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 sürekli eğitimler veriliyor. Yani bizim isteğimiz şu hasta hastaneden ayrıldığında eve gittiğinde emzirebilecek durumda olsun. Ne tür bir zorlukla karşılaştığında ne yapabileceğini bilecek şekilde biz taburcu etmeye çalışıyoruz hastalarımızı. Peki. Hocam normal doğumda mutlaka kesi olmalı mı? Normal doğumda mutlaka kesi olmamalı. Yani şöyle değil, kesi olması yanlış değil. Ama rutin uygulamada illaki bir kesi yapılmak zorunda değil. Bununla ilgili biz kendi hastane verilerimizi de aslında yayınladık bir bilimsel çalışma olarak. Baktığınız zaman e, bizim uygulamamız dünya ortalamasının üzerinde. Alt, yani şöyle daha iyi uygulamalar yapıyoruz. Yani her doğum yapan illaki kesi yapılacak gibi bir durum yok. Hastaların genel korkusu aslında bu. Evet kesi yapılacağına evet. dair değil mi? Evet. Yani, Buna çok mesafeli davranıyorlar. Gerek ebe hanımlar, gerek bu sağlık doğum uygulama alanında, gerek doktor arkadaşlar, gerekli olmadıkça biz kesi yapmayı önermiyoruz. Çünkü burada e, iyileşme süreci oluyor, ağrılı olabiliyor. Ama tekrar şunu söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Kesi yapılması illa ki yanlış bir uygulama değil. O anki uygulayıcının hem tecrübesine, hem o andaki hastanın durumuna belki de o kesi yapılmasaydı o çocuk sağlıklı bir şekilde çıkamayacaktı. Bunların değerlendirilmesi lazım. Eee vajina da zaten hani kanlanması çok iyi bir organ. Ondan dolayı bu kesilerde de iyileşme genelde komplikasyon komplikasyon olmadan bir şekilde tamamlanıyor. Yani öyle e, kesi yaptığınız zaman görünen kısmıyla sonrasındaki iyileşme süreci çok farklı oluyor. Genelde iyi şekilde devam ediyor. Peki. Hocam doğumun başladığı nasıl anlaşılır? E, belirtileri nelerdir? Her kasılmada işte doğum olacak korkusu yaşamalı mı gibi vatandaşlar? Doğumun tabii ki en önemli belirtisi kasılmaların olması ama tabii ki her kasılma bir doğum demek değil. Yalancı kasılmalar dediğimiz bu şey arttıkça, miyada yaklaştıkça rahimde zaman zaman kasılmalar meydana gelebiliyor. Hı hı. Ki gebeliğin ilk süreçlerinde de zaman zaman kasılmalar olması normal şundan dolayı rahim sonuçta giderek büyüyor. İçeride bir çocuk büyüyor, rahim büyüyor, rahimin kanlanması artıyor ve iç organların yerleri değişiyor. İç organlara bir bası oluyor. Buradaki bağlar çekiliyor. Belli başlı zamanla ağrılar meydana gelebiliyor. Doğum kasılım doğum belirten kasılmalar ise ne hastaya biz şu şekilde anlatıyoruz. Ağrınız olduğunda belli zamanlar arasında geliyorsa. Yani işte ağrım oldu, geçti, bir sıkıntı yok. Ama ağrım oldu Yarım saat geçti tekrar ağrım oluyor. İşte giderek sıklaşıyor. 10 dakika bir ya bire düştü. Böyle ağrılar olursa bunlar e, doğumun başladığının göstergesi. Tabii su gelişi olabilir. Kese patlayabilir. Doğum başlayabilir bu şekilde de. Ya da bel ağrısı olabilir. İşte makata vuran ağrı olabilir. Bunlar doğumu düşündüren bulgular. Böyle bir durum olduğunda mutlaka bir doktora başvursunlar. Orada bir muayene olmalarında fayda var. E, gelip geçici ağrılarının olması normal. Gebelik krampları dediğimiz bu vücutta bazen kasılmalar olabiliyor. Burada belli vitamin destekleri gerekebiliyor bu bu durumlar için. Bunu da zaten doktorunuza başvurduğunuz zaman anlattığınızda gerekli testler yapıldıktan sonra bir komplikasyon düşünülmezse ona göre destekler verilir. Peki. Hocam tabii bebek anne karnı düştüğünde mesela işte biliyoruz ilk burun kemiğinin oluşumu çok önemlidir. Ee, işte Dow Sendromu gibi bir rahatsızlığımız da maalesef ki var. Ee, tabii mesela o süreçte ilk birkaç ay e, doktorlarımızın do öner önerisi doğrultusunda folik asit veya bazı ilaçlar alınıyor aslında gebe kişilere. Evet. Folik asitin çocuk için çok önemli olduğunu, diğer süreçteki kullanılan kan ya da vesaire gibi ilaçların da işte annede, saçta dökülme, diş ağrıları gibi gibi. Bu ilaçların <laughs> önemi nedir? Nasıl bir önem arz eder? Yani folik asit konusunda aslında e, yanlış bilgiler çok dolaşıyor. İşte otizm yaptığıyla ilgili e, ya da bebeğe zarar verdiğiyle ilgili. Ama yapılan şu son çalışmalar, Bununla ilgili bir kanıt sunmuyor ve folikastin nöral tüp defekti dediğimiz bu sırt bölgesinde ya da bu kafa bölgesinde açıklık gibi yani beyinsel anomaliler diyelim. Böyle ama eksiklik olduğu zaman bunlara yol bilinen tıbbi bilimsel gerçekler. O yüzden folik asit desteği mutlaka gerekli. 12. haftaya geldiğimizde ise şimdi mesela burun kemiği dediniz 12. haftada ilk e, hani detaylı hani. bir ultrason yapılıyor. Burada burun keminini değerlendiriyoruz, hastanın işte bebeğin genel görünümünü değerlendiriyoruz, ee, beyin yapısını e, ya da bu diğer organların oluşan organlarını değerlendiriyoruz. İkili tarama test dediğimiz bir tarama testi var. Bu da bize Down sendromu hakkında… Şimdi hocam devamınızı getirin ama bu ikili tarama ya da üçlü tarama ile ilgili de kamuoyunda bazı böyle korkular var. İşte halk arasında ya da işte kendilerim kendimizce tecrübe edindiğimiz ya da edinemediğimiz aman sakın onu yaptırmayın. işte kandan sıvı alıyorlar. Şu bunlar doğru şeyler mi? Bunlar doğru şeyler değil tabii ki. Yani bakın mesela ben Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Yani bir kişinin kanını alıp oradan kullanmamız. Yani devlet zaten böyle bir şey yapmaz. Tabii ki özel hastanelerde de yapılmaz. Böyle hani tövmet altında bırakmış olmayayım. Hiçbir kuruluşta böyle bir şey yapılamaz. Yani onun kanını, kanını alıp da kullanmak gibi bir durum söz konusu değil. İkili tarama testi adı üzerine tarama testi kesin bir, tas, kesin bir test değil. Yani biz hastamıza diyoruz ki işte ense kalınlığı, burun kemiği ya da bu kanda belli belirteçleri değerlendiriyoruz ve hastamıza söylüyoruz. Bu hastanın e, belli hastalıklar açısından riskleri şudur. Hastanın yaşı tabii ki burada yine devreye giriyor. İleri, i̇leri yaş gebeliği çok önermiyoruz çünkü hastalık riskini artırıyor. Buna göre bir risk belirliyoruz diyoruz bu çocuğun riski işte binde bir ya da on binde bir hı hı. ya da çok daha yüksek. Bunu söylüyoruz hastayla paylaşıyoruz. Buna göre e, daha ileri testlere yönlendirebiliyoruz. E, Non-invasive prenatal test dediğimiz bu e, girişimsel olmayan anneden kan alıp e, laboratuvarda değerlendirilen oradaki fetal hücrelerden çocukla ilgili ee, teşhisin yapılabildiği testler var. Ya da anne karnından iğneyle girip çocuğun olduğu yerden direkt sıvı alma işlemi var. Bunları anlatıyoruz biz hastamıza. Buradaki hastanın yaklaşımına göre e, gidişatı belirliyoruz. Yani öyle... E, Herhangi bir zararı ya bir da Bir zararı yok tabii. söz konusu değil ama nitekim yani sonuçta biz aile ya da çocuğa tercihte anneye bir şeyler bırakılıyor tabii aslında. Ki. Yani tabii illa ki. yapılacak noktasında da bu noktada hekimlerimiz bir zorunluluk tabii ki. tutmuyor. Yani genel tıbbi uygulamalarda aslında geldiğimiz nokta şu. E, hastanın tabii ki istemediği bir şeyi kimse zorla yapamaz. Yaptıramaz, evet. Yani orada biz test öneriyoruz. Hastamıza olasılıkları anlatıyoruz. Artlarının ne olacağını, artıları eksileri anlatıyoruz. Hastanın tercihine bırakıyoruz bunu. Tabii ki yüksek bir risk varsa ısrar ediyoruz. Ya şunu yaptırmanız daha e, elzem. Bunu yaptırmanız daha iyi olacaktır şeklinde tavsiyede tabii ki bulunuyoruz. Peki. Hocam bir izleyicimizin sorusu var. Aslında bu da çok fazla e, böyle e, vatandaşların kafasını karıştıran önemli bir nokta aslında. E, normal doğum başladığında genelde devlet hastanelerinde ebelerin doğuma girdiği söyleniyor. ...konuyla ilgili görüşlerinizi almak istemiş. Şimdi, ee, var mıdır, tabii ki mutlaka ki hemşiresi, ebesi olacaktır ama... E, ...mevcut doktorlarımız da o aşamada, doğum esnasında orada mıdır? Tabii ki. Şimdi 7-24, e, biz sağlık hizmeti veriyoruz. Şu anda ben buradayım ama arkadaşlarım hastanede tabii ki hastalarımıza hizmete devam ediyor. Yani e, ebelerin ebe zaten hemşeden ayıran farkı doğum yaptıran kişi demektir. Ebelerimiz tabii ki doğum desteği veriyor doğumları da yaptırıyor ama her zaman hastanede doktor hazır bir şekilde bekliyor. E, gerekli durumlar olduğunda müdahalesini yapıyor. Yani şöyle bir şey söz konusu değil. Doktor orada değil. Doktor e, doğum sürecinden haberi yok. Doğum sürecine doktor müdahale olmuyor gibi bir durum. Tabii ki söz konusu değil. Her zaman doktor orada e, gebelik sürecinde ya da o travay dediğimiz doğum sürecinde hastanın ağrı çektiği sürece mutlaka orada. Tabii ki şöyle bir durum var. Yani her hasta'nın başında 24 saat bekleyemiyoruz. Hastalarımız da fiziki olarak bizi görmediği zaman, şey doktor gelmedi ya da doktor orada değil gibi algılıyor. Bir de özellikle bu başta konuştuğumuz son bu sağlık skandalından sonra biraz daha mesafeli yaklaşılıyor. Zannediliyor ki hani her yerde bu tür davranışlar oluyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Her zaman doktor orada hatta hani bir tane değil birçok doktor arkadaşımız. Bu gebelik sürecinde, doğum sürecinde hastanede ve gerektiği anda desteğini veriyor. Peki, hocam suda doğuma geçeceğiz ama son şeyle ilgili, normal doğumla ilgili. Şimdi tabii ilaçlardan, testlerden, işte ultrasondan yapılan tetiklerden bahsettik ama bir de bu 9 aylık süreçte bir şeker yüklemesi gebeye evet. yapılıyor. Şimdi bunda da yine kafa karışıklığı var. Anneye ya da işte bu şeker yüklemesi bebeğe zarar verir mi? Ya da bu şeker yüklemesini yapmak şart mıdır? Çünkü bazı gebelerimizde gizli şeker denilen olaylar da evet. söz konusudur. Neye göre yapılıyor bu? işte mesela ben kendim için söyleyeyim bir oğlum var. O sürecimde mesela çok hızlı bir kilo alımım söz konusu olmuştu. Orada işte 6. ayda yapılması gereken şeker yüklemesinin öne çekilmişti. Hani görünüşteki bir rahatsızlığın ya da bir sorun kaynaklı öne çekildi ama Diyelim ki bir gebe sürecini gayet normal ilerliyor, işte her ay düzenli kontrollerini yaptığı halde herhangi bir sorun ya da problem teşkil etmiyorsa da bu şeker yüklemesi yapılmalı mıdır? Şeker yüklemesi hani adı biraz yükleme olduğu için biraz dikkat çekiyor aslında. Burada aslında bizim bunun orijinali de oral glukoz tolerans testi dediğimiz, hani ağızdan alınan şekeri hastanın tolere etmesiyle alakalı bir test diyelim. Vücudun tolere etmesiyle ilgili bir test diyelim. Hı hı. E, buradaki verdiğimiz şeker miktarı 50 gram ve 75 gramlık testlerimiz var. İşte 100 grama da çıkabiliyor. Yani bu aslında miktar olarak baktığınızda belki bir dilim, belki iki dilim bir baklava. Yani e, hastaya ekstra ekstra çok yüklü bir, bir anda çok bir şeker verilmiyor. Bunun e, anneye ve bebeğe gösterilmiş bir zararı yok. Ee, annenin buradaki e, şeyleri de değerlendirme aşamasında mesela çocuğun suyu artması durumu ya da hızlı bir kilo alımı çocuğun olduğundan daha ileriye iri gitmesi iri halde e, ilerlemesi bunlar da aklımıza tabii ki ilk olarak e, şeker hastalığı geliyor ya Hı -hı. da aile öyküsü. Yani hastalara özellikle soruyoruz annenizde babanızda yakınlarınızda bir e, genetik olarak böyle bir yatkınlık var mı? şeyleriniz var mı? Diyabet olan hastalarınız, şey yakınlarınız Mevcut var bunu. mı? Böyle bir şey var mı? Bunların mutlaka yaptırmasını öneriyoruz. Tabii ki rutinde de e, fark edilmeyen durumların ortaya çıkmaması için 28 hafta gibi yani ortalama 6-7 ay diyelim. Öneriyoruz biz hastalarımıza. Bir zararı söz konusu değil. Bununla ilgili de maalesef doğru bilinen yanlışlar çok. E, genelde işte gördüğümüz şey hani medyada olsun ya da yine olumsuz deneyimler o etraftan duyduk duyulan şeylerle birlikte reddediliyor. Reddedenler genelde bunlar reddediyor ama hı hı. biz gerekli bilgiyi verdiğimiz zaman niçin gerektiğini, çocuğuyla ilgili bir durum ne olduğunu, komplikasyon gelişebileceğini anlattığımız zaman genelde e, hastaların eğilimi de artıyor ki başta dediğimiz normal doğuma engel bir durum var mı? Eğer önlem alınmazsa diyabet hastası çocuk çok büyüyeceği için bu tabii ki şeker hastası çocuğa da yansıyabilir çocuğa da çocuk doğduğunda da bir dengesiz bir şeker durumu olabilir. Hayati önem arz edebilir ve normal doğmada engel olabilir tabii ki. O yüzden biz özellikle öneriyoruz hastalarımıza. Peki. Hocam suda doğum nedir? Aslında son dönemlerimde çok popüler olduğu bir doğum şekli. Son dönemlerde çok duyabiliyoruz. Bu noktada haberlere, görsellere rastlıyoruz. Tabii hastanenizde de bu hizmeti veriyorsunuz. Nedir suda doğum ve nasıl gerçekleştirilir? Suda doğum aslında suda doğum denilince ilk akla gelen suya doğum şeklinde suda çocuğun dünyaya gelmesi şeklinde. Ama burada iki farklı yaklaşım var aslında. Bir suda doğum, iki suya doğum. Suya doğum hakkında şu anda e, bilimsel veriler kesin önerildiği konusunda ya da kesin önerilmediği konusunda yeterli değil. Veriler yavaş yavaş geliyor şu anda. Çünkü burada enfeksiyon kaynağı olabilir. E, o an çocuğun doğduğu andaki e, anneden gelen enfeksiyonların bulaş riskiyle alakalı yayınlar şu anda çok yeterli değil. O yüzden direkt yapılmasını önermiyoruz. Ee, burada çok ilginç aslında şu komplikasyonlar da yaşanmış. Çocuk doğduğu anda suya bu suyun kaldırma kuvvetiyle çocuk yüzeye çıkacağı için kordon kopması gibi durumlar da ortaya çıkmış. Tabii ki bunlar nadir olgular. Bir komplikasyon gelişmeden müdahale edilmiş ama hani belli komplikasyonları görülmüş. Diğer yandan bizim uygulayacağımız ise aslında e, hidroterapi yöntemiyle doğum. Yani su terapisiyle e, hastanın ağrılarını azaltmaya yönelik. hastaların en büyük korkusu bu doğum deneyimiyle ilgili dayanılmaz ağrıların olması. Bizde amacımız e, hastanın daha az ağrı hissetmesi, kaslarının e, daha doğuma elverişli hale gelmesi, daha uyum sağlayabilmesini artırmak amacıyla hidroterapi eşliğinde. Bunu nasıl yapıyoruz? Hastayı uygun bir e, ünitemizde bulunan küvete alıyoruz. Hasta burada Su eşliğinde, çünkü suyun rahatlatıcı etkisi çok fazla, sadece küvette değil hastanın duş alması bile bu doğumu kolaylaştırdığı, süreci daha hızlandırdığı görülmüş. Ve uygulamalarımızda da, e, hani biz şu an kendimiz açmadık ünitemizi, bu ayın sonunda inşallah açacağız ama biz eğitim aldığımız yerde e, uygulamalarımızda şunu gördük ki gerçekten hastanın e, uyumamı çok artırıyor. Hastanın ağrı düzeyini çok azaltıyor ve... Gibi doğum sürecini kısaltıyor. Şöyle ilerlemiyor, İşte hasta geldi, suda doğum yapmak istiyoruz, hadi küveti alalım şeklinde değil tabii ki. Doğum belli süreçlerden oluşuyor. İşte e, aktif faz dediğimiz hastanın açılmasının bu 4-6 santim gibi oluştuğu anda hastayı uygun olan hastalara küvete alıyoruz. Burada hasta yemeğini de yiyebilir. İstediği pozisyonda kalabilir. İlla oturması gerekmiyor ya da kendini nasıl rahat hissediyorsa. Suyun belli bir sıcaklığı var. Vücut sıcaklığıyla uygun şekilde. Hı hı. Çok sıcak ya da çok soğuk olmuyor. Hasta burada bir yakınının da desteğiyle çünkü bu da çok önemli. Bir destekleyiciyle birlikte doğumun olması. Zaten orada psikolojik olarak da rahatlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Eğer hastanın bir kanaması oluşursa hastada, Enfeksiyon belirtileri dediğimiz bir ateş oluşursa, hastanın burada bir e, şeyi oluşursa, tansiyon düşüklüğü gibi bir durumu oluşursa bunlara hemen müdahale ediyoruz. Çocuğu da zaten... Tıbbi destek sağlanıyor tabii yani. Ki, çocuğu da zaten belli aşamalarda e, 15 dakika aralıklarla değerlendiriyoruz. Yani işte suya koyup da çocuğu sadece beklemiyoruz. Çocuk sürekli gözetimimiz altında. Bunu yapıyoruz. Hastalar uygun e, zamana geldiğinde sudan çıkarıyoruz ve doğumunu gerçekleştiriyoruz. Burada... E, şeyin kesi oranı azalıyor, çünkü bu pelvik kasların uyumu artıyor. Hastanın, e, bizim en önemli istediğimiz şey şu, annenin doğuma katılması, aktif destek vermesi. Burada da anne suda, doğumda daha az yorulduğu için, ağrıyı daha az hissedip daha ilerlediği için hani e, takati kalmamış olmuyor doğum esnasında ve hem bize destek veriyor, yardımımızla e, güzel bir şekilde doğumunu yapıyor. Rahatlatıcı bir etkisi var suyun. Peki hocam peki e, talep gerçi henüz hizmet vermeye başlamamışsınız. Ay son dediniz ama eğitimler almışsınız ya da bu noktada araştırmalarınız mutlaka olmuştur. Talep nasıl suda doğma? Yani şöyle şu an e, talep artıyor ve e, tabii ki şu an bilinirliği de biraz daha az. Bizim hastanemizde olduğunu bilen e, hasta sayısı arttıkça talep artacaktır zamanla. Bizim şu anda bir ünitemiz var ama muhtemelen üniteyi artırmak zorunda kalacağızdır. Bununla ilgili şu anda prosedür kısımları kaldı. Çünkü şeye çok dikkat ediyoruz, enfeksiyon kısmına. Onun işte küvetin enfeksiyon açısından yaklaşık 3-4 aşamadan geçiyor dezenfekte olması. Onunla ilgili belli testleri yapıyoruz. Bu testlerin sonucu çıkmadan kesinlikle tekrar kullanmıyoruz şeyi. Küveti kullanmıyoruz. O yüzden hani hastalarımızın gönülleri rahat olabilir. Bu konuda da oldukça titiz. Peki. Hocam peki e, suda doğum hangi durumlarda önerilmez? Mesela enfeksiyon dediniz ama tabii bunu doğum esnasında mı e, öğreniliyor? Ya da... Şöyle, biz hastamızı zaten bir doğum ünitesine aldığımız zaman gerekli tüm testlerini yapıyoruz. Doğum, eğer suni sancı vereceksek ya da ne doğumu ilerleteceksek. Gelişecekse? Tabii ki. Öncelikle tüm kan testlerini yapıyoruz, gerekli muayeneleri yapıyoruz mutlaka. Hastanın eğer bir enfeksiyonu yoksa, bu suda doğma e, elverişli olmayan bir sağlık durumu varsa, mesela bir kas hastalığı varsa hastamızın bir kanaması varsa, bu zaman da tabii ki şey olmuyor, e, hastayı suya doğma almıyoruz. Ama diğer durumlarda işte hastanın çocuğun kalp atımını öncelikle mutlaka normal bir kalp atımını görüyoruz çok sağlıklı bir çocuksa çocuğu çünkü 15 dakika aralıklarla inceliyoruz. Hani çocukta bir sıkıntı olabilecek bir durumsa yine suda doğumu almıyoruz. Çocuk Bunları mutlaka inceliyoruz. Böyle bir durum yoksa elverişli hastalarımıza uyguluyoruz. Hocam şimdi anlattıklarınızdan yola çıkarak suda doğumun normal doğumdan farkı işte ağrı eşiğini azaltması e, hastayı psikolojik noktada da suyun etkisiyle rahatlatması dediniz. Peki bu suda doğumun e, bebek üzerindeki etkileri nelerdir? Bebek üzerindeki etkisi şöyle: annenin stresi azaldığı zaman bu bebeğe Çocuğa de alıyor. Evet. Tabii ki annenin kötü deneyim yaşaması e, doğumda, doğum sonrası dönemde emzirmesini etkiliyor. Annenin bebekle olan bağını etkiliyor. Bebeğin e, daha sonraki zamandaki inanın çalışmalar da gösteriyor ki uzun dönemdeki bağlanmasını, psikolojik durumunu bile etkiliyor. Ondan dolayı hani suda doğum e, yararları gösterilmiş. Peki hocam suda doğum sırasında bebeğin su yutma ihtimali var mıdır? Yani böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü şundan dolayı yani çocuk bizim e, uyguladığımız şekilde zaten dışarıya çıkmıyor anne rahminde. Biz tam çıkacağı aşamada ilerlemiş aşamada zaten dışarı alıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki, hocam peki e, suda doğum maliyeti diğer doğumlardan farklı mıdır? Yani şöyle biz devlet hastanesi olarak tabii ki hastalarımıza ücretsiz bir şekilde bu hizmeti veriyoruz. E, buradaki e, maliyet esasında bizim için hastanın suda doğum yapması ya da normal bir doğum yapmasının bir farkı yok. Hastanın ödeyeceği ya da e, hastaya ek bir ücret, maliyeti bir şey söz konusu değil. Peki. Hocam biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım isterseniz. E, son olarak neler söyleyeceksiniz? Yani şunu söyleyebilirim. Bu e, gebelik sürecinde mutlaka e, doktorlarına, ebelerine güvensinler. Bu münferit olaylarla birlikte e, negatif yaklaşımlarla e, bunların herkesin başına gelebileceğini düşünerek ya da herkesin bu tür yaklaşımlarda bulunacağını düşünerek e, hastaneye de böyle bir beklentiye girmesinler bu çünkü bizi gerçekten çok üzüyor yani arkadaşlarımızın artık biz de şu noktaya geldik biz de yaklaşımda zan altında, altında kalıyoruz bir şey evet biz de çok üzüyor bu peki hocam bir de mesela yayın öncesi konuşmuştuk bunu da değinelim öyle programı sonlandıralım mesela bu tür şeylerde işte doğumla ilgili ya da işte hastalıklarla ilgili internet üzerinden çok araştırıyoruz Yayın öncesi konuştuğumuzda evet. bunun da aslında çok yanlış ve doğru bir bilgi olmadığını ifade etmiştiniz. Sosyal medyanın bu noktadaki zararı nedir ki? Yani şöyle. Şunu demem doğru olmayabilir, araştırmayın demem doğru olmayabilir ama doğru yerlerden doğru bilgileri araştırmak önemli. Çünkü sosyal medya her konuda yalan, yanlış bilgiler dolaşabiliyor. Evet. Genel gördüğümüz şey ise genelde sosyal medyada ya da İnternette yazan şeyler sorunlu olan, sorun yaşamış kişiler oraya e, yazdığı için kötü bir deneyim yaşatacaktır. Çünkü baktığınız zaman neredeyse her hastalığın sonu internette kansere gidiyor. O yüzden kafalarını doğru yerden doğru bilgiyi araştırmalarını öneririm. Hocam kanser dediğiniz ona da değinelim. Şimdi e, bazı kanserlerimiz çok ciddi mesajlar. Işte rahim kanseri dediğine keza e, en riskli ve en e, sıkıntılı olaylardan biri. Ee, bu süreci kişi nasıl yönetmeli ya da şöyle diyelim yani e, ta, mesela bizler hastalanmadan doktorlarımızın kapısını çalmıyoruz. Bu doğru değil bunu biliyoruz. Evet özellikle rahim noktasında ne kadar sıklıkla kadın doğum doktorlarımızın kapısı çalınmalı? Bunun için evli olmak mı gerekir yoksa her bekar kadının da kadın doğum uzmanına rahim kanseri noktasında gitmeli midir ve bu noktada yapılan tetkikler nelerdir? Mutlaka tabii ki hani evlilikle evli olmak şart değil. Mutlaka her kadının yıllık kontrollerini yaptırmasını öneriyoruz. Bununla ilgili tarama testlerimiz var. Yani rahim kanseriyle ilgili e, simir testlerimiz var. HPV son yıllarda genel bilinirlik oranı da arttı. Bununla ilgili testlerimizi de yapıyoruz. Bunlara göre gerekli yaklaşımlarımızı değerlendiriyoruz. İllaki e, bir cinsel birlikteliğin olması şart değil muayeneye gitmek için. Çünkü başka bulgular da verebiliyor. Biz ona göre zaten hastayı yönlendiriyoruz. O, o yüzden kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Özellikle e, aşı konusunda mesela HPV aşısı konusunda mutlaka öneriyoruz. Evli olmak şart değil, cinsel birliktelik şart değil. Bununla ilgili ya da HPV enfeksiyonunuz varsa bile biz bu aşıyı yaptırmasını öneriyoruz hastalarımıza. Nedir mesela hocam bahsettiğiniz şey ve belirtileri nedir? Mesela rahim kanseri belirtileri nedir? Yani anormal kanamaların olması mesela ağrı yapabilir ya da eğer bir kitle varsa Çeşitli organlara bası yaparak e, mesela idrarla ilgili şikayetler oluşturabilir. E, ilişki sonrası kanama oluşturabilir. Bunların mutlaka özellikle kanamayla ilgili bulguları varsa ya da kötü kokulu akıntı bunlar olabilir. Mutlaka bir hekime danışsınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, teşekkür çok, sağ çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler bir Fırat'ta gündem programımızı burada noktalıyor. İyi akşamlar diliyoruz.